çantamızda maşa tutanlar yok. Biz marka bir dünya çalışmasıyla bütüne hizmetçilik yapanlarız ki sınırlarımızın hikaye olmadığı ve hiçbir sahada şah kodlanmayacağı diriliklerde dinletilse de biz şafkı da kodladık ve o diriliği kayıtladık. Hepimiz ilimiz canlılar. Tenimiz tek lokomotiftir. Hepimizin teni ilimdir. Biliniz ki bizler siyaha boyandığımızdan beri tenimizle koruyucu kodlamalar kayıtlıyoruz. Hepimizin siyaha boyanması kendi yağmurumuzu yağdırmamız anlamına gelmektedir. Biliyorsunuz ki ten aurayı kodlar. İşte auramızda o şok kayıtlamalar var. O şok kayıtlamalarla aura mukaddes kitap olur ve her anı kaydeder. Hepimizin kendi diriliğimizdeki ses helezoni vibrasyon olarak koyu ışığa dönüşür. Ve işte o koyu ışık her ana kayıt olarak yayılır. Ve her ana kayıt olarak yayılan o vibrasyon tahtisizliği de kodlayarak bütüne hizmetçiliği diriliklere indirir. Hepimizin siyaha boyanmamızın nedeni budur. Artık her beden Allah'ın tanısını kodlayacak yoğunluğa ulaşmaktadır. Her beden hakkın kapısını bulacak tohumu kodlayarak kelamı kayıtlayabilmektedir. Ve muhakim ve hakiki olan İsra bütün kötülükleri aşarak kelama hak olabilmekte ve ruhunda mutlak olan o çok özel yaşam kapılarını hakkın kalemiyle kayıtlayabilmektedir. İşte canlarım, bugüne kadar yapılan her çalışma bugüne hizmet içindi. Ve bugüne varan hepimiz buradayız ve bizler yaşam kodları olarak çamuru yoğurmadan yaşamı kodlayabiliyoruz. Özel dünya planetlerinde bunu yapabiliyorduk. Bugün buradayız ve burada da bunu yapmaktayız. Dağlarım, kıranı kırmam. Kıran kırılmayacak. Hakkın kapısında hak olsun, kendini bulup kendi olsun ve mutlak olsun. Özenli bir dünya çalışmasında bu lokomotif ilim bire hizmetçilik için şarttır. Kin, nefret duygumuz yoktur. Muhakim ve hakim ilmimizle çamur yoğurmadan yalın ve hakim olan ilmi tohumladık. Ve süper sahaları kayıtladık. Allah'ın tahtı hepimizin kapısındaki o ilim oldu. İkmal tamamlandı. Ayrılık bitti. Seviyemiz iyi ve yolumuz ilim. Şimdi çayımız demlendi. Artık size söz vereceğim ve sizler kendi lokomotif kodlarınızla kendi kayıtlarınızı yapmaya başlayacaksınız. Bundan sonra daha yüksek şaf kodlaması başlayacak. Ama bugün sizden beklentim kendinizi kodlamak ve koyu sahalara kayıtlanmak için siyaha boyanmakta olmanızla birlikte ışığı da tohum olarak kayda çekmenizdir. Ses verdiğiniz süre zarfında hepiniz ışık halinde olun ve sesiniz bütün kelamda, bütün kodlamalarla ve bütün yağan ışıklarla bir tek olsun. Bunu yapmak kolaydır. Kolaydır, ziya olan için çok kolaydır. Ve biliyoruz ki hepiniz ziya olarak buradasınız. İbrahim soyu olarak bu çalışmaya kalem olanlar bütün kötülükleri aşma imkanına sahiptirler. Şimdi canlarım. Sirayet, hep sirayetle dillenen İsra kapısında kelam olanımız ki ona ben ilim dedim. Şimdi artık kendiyle dilleşecek, sirayet ötesinde bir şarkı, bir şavkı kodlayacak. Biz dünya İsra kapılarını bütüne hizmet için
burada kodladık. İşte o şu anda söz verdiğim olacak ve kendini kaynak olarak dinleyecek. O kaynak olarak dinleşirken kul kapıları açılacak ve ocağında kelam kapılarında ilim kayıtlamaları başlayacak. İlimle dilleşen o bütün kötülükleri aşıp geçecek. Artık sıhhatli bir ilim kalemi olacak. Sözümü ona bırakırken onun büyük kötülükleri önleme imkanına sahip olduğunu da dirilikle bildiriyorum. Ölü planet değil dünyamız. İlim kalemidir ve o bir kervandır. İşte o kervana hak tınıyla, hak teknikle varan hepiniz birer kelam ve biliş halinde kerim olan kaynak olacaksınız. Sirayet yok, ilim var. Hepinizden beklentim budur. Ve şimdi artık yetkin ve hakim olarak ses kapılarını açıyoruz ve sizin sesleşmenize, ilim kalemi olanlara kaynak olmanıza, islah kapılarından ışık olup vahiy ile kodlananlara kaynak saha oluşturmanıza imkan tanıyoruz. Hadi pekerim, başla.